Her 30 saniyede bir saati kontrol et. Gidebildiğin kadar git ki hayatta kal. Ona bakma. Ona bakma. Bu arka odaların herkes videolarını izledi. Büyük ihtimalle tüm yayıncılar, YouTuberlar ve tüm YouTube kullanıcıları. Ama şahsen benim konumuzda korkulacak bir şey olduğunu düşünmediğim için direkt oyununu oynama taraftarıyım. Burası birazcık fazla mı garip? Backrooms aslında bir liminal space. Böyle kendi güvende hissettiriyor. Seni güvende hissettiriyor ama asla güvende değilsin. Örneğin bakın. Tavanlar hastane tavanı. Hastanede iyi insanlar olur sonuçta. Seni hayata döndüren, hayatını kurtaran insanlar. İyi insanlardır. Zemin, otel zemini. Otelde de iyi insanlar olur. Sana bakarlar, sana ev verirler, bark verirler. Duvarlarda tam nostaljik bir Amerikan evi. Zaten ev olduğu için kendini iyi hissettirirler yani. Hep iyi hisseden şeyleri, iyi hissettiren şeyleri birleştirip korkunç bir hava yaratmak güzel bir korku seansı aslında. Güzel bir korku içeriği oluyor. Ve birkaç yayıncıyı da izledim. Oyununu oynarken hiçbir şey çıkmıyor karşılarına. Ne oluyor lan o sesler ne? Oğlum korktum birazcık. Ya dediğim gibi yani yalnızlık korkusu aslında. Hiçbir şey çıkmayacak karşımıza. Oğlum tak tak diye bir ses geliyor. İnşallah gerçek hayattan gelmiyordur lan. Bir şey yok. Sadece ESC'ye bastım. Bak prizler falan var etrafta. Yani aslında burada birileri yaşıyormuş önce eskiden. Gördüm. Dinliyoruz çok karanlık. Bu odaya hiç girmesim gelmedi ama oda değilmiş zaten. Buradan da açılıyormuş. Statik ses ne? Neyse. FNAF'tan farklı bir oyun oynamak iyi hissettirdi. Çünkü uzun süredir FNAF dışında hiçbir şey oynamıyordum. Ne güzel. Ama şu an Freddy'ye ihtiyacım var sanırım. Tamam, sadece ışık patladı ve duvarlara... Ne oluyor? Bir şey oluyordu az önce duvarlara. Sadece bir ışık patladı. Zemin kayıyor altından ama... ve ortalık birazcık karanlık. Bir statik ses devam ediyor. Ama dediğim gibi karşımıza hiçbir şey çıkmayacak büyük ihtimalle. Bağırış çok normaldir bu tür yerlerde. Mr. Beast'e söylememiz lazım. Bunu da gerçek hayatta uyarlamalı. Ana. Ben birazcık hızlı mı yürümeye başladım? Ve ağlama sesleri falan. Burası sıcak mı birazcık? Ne oldu? Birazcık soğuk galiba. Elim titriyor. Ya ananı ne oluyor lan? Zemin kayıyor altımdan. Işık patladı, ışık patladı, ışık patladı. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların hepsi canlılık belirtisi aslında. Işıklar patlamıyor, elektrikleri kesiyorlar. Ananı kesmeleri daha kötü olur. Oğlum çok kötü şeyler oluyor lan. Zırt sesi daha çok yükseliyor. Öksürme sesleri, ağlamalar ne oluyor oğlum? Nöre sakin olun. Duvarlar kayıyor. Ne oluyor? Siyahlaşıyor ekran. Dur saate hiç bakmadım. Allah kahretsin. Saate bakmadım ya. Her yarım saatte bir saate bakmam lazımdı. Onu unuttum. Yarım saniyede bir. Yarım dakikada bir. Bilmiyorum. Ne oluyor? Oluyor. Karşıma bir şey çıkmasın.
Aha! Ananı avradını. O. Kurtuldum. Kurtuldum. 236 metre ilerlemişim. 4 dakika 41 saniyede kurtuldum. Running draws big being close. Oğlum okuyamıyorum da çok pikselli ama. Çok neşeli bir şarkı girdi şu an. Hiç korkmuyorum. Çık.